Yani burası çok az olmuş. Bir kere ben burayla doymam. Öyle mi ya? Tabii ben baştan söyleyeyim yani. Size aç mı göndereceğiz buradan? Vallahi şimdi? Ben ordular için bonkör olur demişlerdi ama ben biraz cimri gördüm. Hiç evet. Yakıştıramadım vallahi size Tamer Bey. Abi bu nedir ya? Çok bir fazla dahakin, abartmamış. Bir dahakinde iki masa daha birleştireceğim sizin için. Merhaba lezzet tutkunları, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde Ordu'dayım. Ordu'da harika bir mekanın önüne geldim. Instagram kanalımda Ordu'ya geleceğimi duyurduktan sonra burasıyla ilgili birçok mesaj aldık. Neredeyiz? Aktaşlar pideye geldik. Burada Ordu yöresine ait pideler çekeceğiz. Hadi gelin içeriye girelim. Hep birlikte bu güzel videomuza başlayalım. İşin mutfağına girdik. Evet. Tamer Usta'mla birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar. Hoş Öncelikle geldiniz. Öncelikle sizi bir tanımak istiyorum. Yani yani burasının ismi Aktaşlar Pide ama Neli Pide olarak da geçiyor. Evet. Şöyle hikayenizi sizden dinlemek istiyorum. Çok fazla övgü aldım, çok fazla mesaj aldım burasıyla ilgili. Evet. İlla ki Ordu'da Aktaşlar Pide'de pide yememi söylediler. Eyvallah. Evet, sizi dinlemek istiyorum biraz. Öncelikle hoş geldiniz Ordu'muza. Biz 1981 yılı kuruluşlu Ordu'nun en eski pidecilerinden birisiyiz. Aynı zamanda da pideye gönül vermiş ve bu pideyi tıpkı pizza hamburger gibi tüm dünyaya, tüm insanlara yedirme hayali olan bir firmayız. Evet. Bunun için de birkaç marka ürettik. Bir tanesi Pideor, Neli Pide ve Aktaşlar olarak geçiyor. Aktaşlar yerel markamız. Yani bizi 40 yıldır Aktaşlar olarak bilirler. Neli Pide Ulusal'a çıkarken ve Bağdat Caddesi'ne Türkiye'nin çeşitli illerine yayılırken ki kurduğumuz markamız da Neli Pide ismi. Yani Aktaşlar Neli Pide diye geçiyor markamız. Evet. Ordu'ya geldiğinizde kesinlikle pide yemeden ve Ordu kahvaltısı yapmadan Ordu'dan gitmemeniz gerekiyor. Ordu'nun çok özel bir mutfağı var. Özellikle otları meşhur. Bunlardan tatmanız gerekiyor. Bu üçlüyü yaptıktan sonra Ordu'yu yaşamış oluyorsunuz. Biz de size bugün elimizden geldiğince Ordu'yu yaşatacağız. Vallahi ben Ordu'yu yaşayacağıma inanmaya başladım çünkü ustalarımız da şurada hünerlerle pideler yapıyor. Şimdi neler yapıyoruz? Evet. Bir pidelerden bahsedelim. Bizim pidemizin özelliği nedir? Yani bizi biz yapan değerlerimizden şöyle biraz bahsederseniz. Tabii şöyle öncelikle farklı bir hamur fermantemiz vardır. Yani hamurumuzun hazırlanma ve açılışına kadar farklı ürünler diğer pidelerden ayrılır. Özel bir un kullanırız. Evet. İnce hamurlu bir pide yaparız. Ordu pidesi budur. Kavrulmuş kıyma kullanırız özellikle evet, içerisinde. Evet, gördüğüm kadarıyla içinde soğan mı var? Evet, soğan, karabiber, tuz ve etle sadece kıymayı kavururuz. Evet. Ve bu Karadeniz'in vazgeçilmez, sabah kahvaltılarında da yenilebilir çeşidi oluyor. Yani pide harika. Deyince akla ilk kıymalısı gelir. Diğerleri ondan günün sonra başlar. Günün her öğün işletiliyor yani. Her öğün ve özellikle pazar sabahları kahvaltıda bizde gelenektir pide. Yani Samsun'dan siz tutun Trebolu'ya işte Trabzon'a kadar gittiğinizde hemen hemen her evde mutlaka o sabah pide yenmiştir kahvaltıda. İçi hazırlanır fırına gönderir. Kimi içi hazırlanır fırına gönderir. Kimi evine paket siparişi verir. Evet. Kimi gelir restoranda yer ama o pazar pide yer. Çok yani, güzel. Ama sizin burada bir de yöresel kahvaltınız da var galiba anladığım evet, kadarıyla. Güzel bir köy kahvaltımız var Ordu'nun. Ordu yöresel ürünleri mi kullanıyorsunuz? Ordu'nun tamamen yöresel ürünleri. Yabancı hiçbir ürünümüz yok içinde. Belki fındık kreması yabancı gelebilir, fantazi gelebilir ama o da bizim yöresel ürünümüz doğru, Ordu'nun. Doğru. Ordu'da yetişen fındıktan yerel üreticilerimizin yaptığı fındık ezmelerimiz var. Evet vallahi şimdi o zaman şöyle yapalım. Hem pidelerimizin hem de kahvaltımızın tadına bakalım. Ben tamamdır. Masaya geçiyorum o zaman. Tamam, size bir de çok özel bir pide daha yapacağım. Hı hı. Bu pideyi Türkiye'de sadece bizim firmalarımızda yiyebilirsiniz. Bizim buluşumuz, öyle ismini mi? De bizim koyduğumuz. Çok öyle, merak ettim. Hatta bir ipucu vereyim. İki Karadenizli'nin buluşması olarak siz bir hayalinize canlandırın. Hamsili pide mi? Görelim o zaman, bekleyelim. Öyle mi? Evet. Vallahi merak ettim tamam. Şu anda. Sürprizleri severim. Sürprizleri severim. Hele ucunda tamam. Yemek varsa daha çok severim. Çok özel bir pide yiyeceğiz o zaman. Vallahi sabah. Çok merak ettim. O zaman ben masaya geçiyorum, bekliyorum. Tamamdır. Tamam. Ya yani burası çok az olmuş. Bir kere ben burayla doymam. Öyle mi ya? Tabii ben baştan söyleyeyim yani. Size aç mı göndereceğiz buradan? Vallahi ben ordular için bonkör olur demişlerdi ama ben biraz cimri gördüm. Hiç evet. Yakıştıramadım vallahi size Tamer Bey. Abi bu nedir ya? Çok bir fazla dahakin, abartmamış mısın? Bir dahakinde iki masa daha birleştireceğim sizin için. Vallahi fazla abartmamış mısın yani? Ordu mutfağını göstermek için vermiş olduğunuz mücadeleye teşekkür evet, ederim evet. Öncelikle. Vallahi Tamer Bey neler var? Şöyle baştan bir başlayalım ya. Bir anlatır mısınız? Tabii şöyle aslında şu an bu masada hem kahvaltı hem yöresellerimizden var hem de pide çeşitlerimizden var. Kahvaltı gün boyu oluyor mu? Gün boyu bize her saat kahvaltı var. Çok hiç güzel. Kesmiyoruz. Harika. Hem İstanbul'daki şubemizi hem burada.
akşam veya gece saat 9'da bile gidip kahvaltı yapabilirsiniz. Çok iyi, çok güzel. Şu ot görüyorum burada. Şimdi başlayayım, aynen öyle. Otumuz yine bu mevsimlerin en özel otlarından Melojan otu. Hı. Melojan kavurması yapıyoruz. Melojan kavurmasını domates ve soğanla sadece girer, bol tereyağıyla kavurmuş. Çok güzel. Mevsimin yaz yiyeceklerinden birisidir. Oh. Etli karalahanamız, bu biraz büyük sarılmıştır. Hı hı. Aslında küçük küçük minik minik sarılanını daha çok beğenirler evdekiler. Öyle özellikle. Mi? Ama anne tarifidir. Gerçekten çok özel, çok lezzetli bir reçetesi vardır. Çok güzel. Fındıklı acukamız. Aslında acukaya ceviz de girer ama bize bol miktarda fındık girer. Yani bölgenin fındığı. Fındıklı, aynen öyle. Bu mevsimde kahvaltıda bu da iyi. Bu pidemiz. Ordu pidemiz, daha doğrusu pidenin çıkış noktasıdır. Herhangi bir pideciye gidin abiciğim. İki tane yumurta sarısı olan, patlatayım kesilmemiş mı? Bir pide varsa masada, o orduludur, emin olun. Biz pazar sabahları evet. Bu keyfi böyle yumurtamızı patlatarak yaşarız, yaparız. Kuru yufka böreğimiz yine bize özgün. Annelerimizin zamanında anneannelerimizin kuru yufkayı böyle açıp biriktirirlerdi. Bütün kışın onu tüketilirdi. Turşulu patates kavurmamız. Turşulu patates. Evet, bu da maşallah, özel. Maşallah, turşu zaten özgündür. Güzel yani. Turşu bizim her öğünümüzde, sabah öğle akşam her öğünümüzde olan bir yan ürün diyebilirim. Ama bazen mısır ekmeğiyle birlikte ana ürün de olabilir. Yani turşu kavurması. Her türlü pidemiz yine bizim ismine koyduğumuz bize özgün bir pide. Hemen hemen her çeşit var. Buna şey deriz, kafası karışıkları, ne yiyeceğini bilemeyenlerin pidesi. Her çeşidi tatmış olurlar böyle. Güzel isimmiş ya. Evet. Abi kuymağı patlatıp şöyle bir... Kızartmalarımız zaten evet. Ev usulü tamamen buradaki yerel manavlardan aldığımız sebzelerden yaparız. Tabii abi, bu bölgemizin özel ürünlerinden birisi kuymağımız. Uzadıkça uzayan lezzet. Vay be. Ne güzel. Ne kadar güzel ya. Yani bence sana da ekmek vereyim, sen de uzat abi. Tabii. Orduya geldim, kuymak uzatmadın deme yani. Öyle mi? Biraz sonra uzatalım ya. Kaybediyorum. Evet. Kuymak evet. Uzatmak bizim işimiz ya. Biz evet. Antalya'da devamlı kuymak uzatırız abi. Öyle değil mi? Evet abi. Devam edelim. Evet. Fasulye turşusu kavurmamız. Fasulye turşusu. Evet, o da yine ismini çok duyduk. Bugün tadımını yapacağız. Özellerindendir. İşte beyaz lahana, lahana turşusu kavurmamız. Çileklerimiz Ordu'da yetişen çileklerden yaparız. Çileği toplarız ve kendi glikoz şurubu, herhangi bir şey kullanmadan anne tarifi çilek reçelleri yaparız kahvaltımızda. Yine kivi reçeli yaparız Ordu'da yetişen kivilerden. Tadım pidemiz aslında onun bir benzeri. Onun bir benzeri, yuvarlak tercih edenler. Ya şunu şöyle geçeyim. Şu var abi ya, bu evet. Tereyağlar vardı, eridi. Kuzine ekmeğimiz, köy ekmeğimiz. Yani bundan yıllar önce köylerde somon ekmeği bulunmazdı. Köylü kendi ekmeğini kendisi yapardı. Bu da bizim çocukluğumuzdan damağımızda kalan bir lezzet. Sabah uyanırdık bunun kokusuyla. Tereyağı içine koyardık sıcacık. Anneanne babaanne yapmış olurdu. Koparıp koparıp yerdik. Kahvaltı bununla geçerdi aslında. Süper. Çok özel kahvaltının yıldızıdır diyebilirim. Öyle mi? Evet. Abi hepsi yıldızı bana hepsi göre şu anda. Bana göre hepsi yıldız. Hangisini yiyeceğim? Özelliği var. Yani 3 gün falan burada kalıp bunların hepsini yemem lazım yani. Evet. Yine peynirli pidemiz, peynirimizi kendimize özel yaptırırız. Speklerini biz veririz. İçindeki yağ oranından süt oranına kadar. Bizim için, pide için özel yapılan bir peynirdir. Evet. O yüzden lezzetini farklı bulacaksınız. Sakarca benim en favori yöreselimdir. Bu mu? Ordu'nun. Evet, ikisi de sakarca. Biri mıhlama olarak yapılmış, biri kaygan olarak yapılmış. Hmm. Yani pişirme ve sunum tekniklerinden alır bu evet. isimlerini. Abi, evet. Bitti. Şimdilik bitti. Ama başlayalım. Yine bir sürpriz daha gelecek. Bir şimdi başlayalım. Ha, sürpriz demiştin, doğru. Sürpriz pidemiz gelecek. Allah Allah. Yani merak ettim. O zaman abi şu masanın yıldız dedin ya. Evet. Allah. Oradan. Buradan başlayalım. Şöyle. Allah Allah. Şöyle buyur abi, sana da eyvallah. Verelim. Bakalım neymiş. İçinde tereyağı var arkadaşlar. Kahvaltıda bu ekmekle kahvaltıyı sürdürüyorsun. Bu ne ya? Söylediğiniz kadar varmış ya. Çok çok iyi. Bir de tereyağı çok özel. Yani evet. Tereyağınız, yani bölgenin tereyağı. Tereyağımız bölgede. Yani şanslısınız. Yine kendi markamıza yaptırdığımız. Vallahi çok özel çok iyi. Tereyağımız var. Şurada tereyağı dökülmüş ya. Hemen ben ona batayım ekmeğe. Vallahi bakın. Uf.
ve mıhlama. Evet, bakalım sündürebilecek miyiz? Oo, oldu be, idare eden oldu. Evet, ne geldi? Daha gelmeye devam ediyor ya. Heh, evet. Nedir o? Bunu da bu tarafa, oraya mı alalım? Şöyle şuraya alalım, şuraya. Evet. Şuraya koyalım. Bunu alabiliriz hatta. Şöyle yapalım. Pancar diblesi, yine pancar. Bizde karalahanaya pancar denir bu bölgede. Hmm. Mesela bunun çorbası yapılır, diblesi yapılır, turşusu yapılır, dolması yapılır. Yani pancarda birçok yemek, döşemesi yapılır, üretmişizdir. Pancar diblesi de yine meşhur. Hatta bayanların günlerinin bile meşhur yemeklerindendir bu bölgede. Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar, yani inanın hepsi, hangisini yiyeceğim şu an var ya, inanın evet, çok şaşırıyorum. Karışık yani, var. Bir ona bakıyorum, ondan başlayayım, yok diyorum şuradan gireyim yani, ama ben yöresel üründen şundan bir almak evet, istiyorum. Hmm. Bunun içine soğan var. Kuymaklı pidemizi de alabiliriz, evet. Mısır unu var, yumurta var. Oo, çok güzel, çok güzel ya. Ya bölgenin otlarından mı yapılıyor? Evet, bu bölgenin, sadece bu bölgede yetişir. Çok çok iyi. Çok da bilinmez. Hı-hı. Hani Ege'nin otu çoktur derler ya. Evet. Hani bir Karadeniz'de de aslında otu bir de burada görmek lazım. Gerçekten koyu yeşil birçok otumuz var. Sağlıklı reçetelerle bunları sunabiliyoruz. Vallahi o yüzden Karadeniz'de gerçekten bir gastronomi turu artık ya, herkes koysun bence yani ajandasına. Hani gerçekten ekmek güzel ama bu da evet, efsane abi. Bayıldım. Bir de bu turşulu patates kavurmamız. Bu arada ilk defa yedim turşulu fasulye turşusu. Fasulye turşusu kavurmasını. Evet. Çok güzel ya, sıcak da. Evet. Öyle soğuk bir şey bekliyordum ben aslında. Yok. Sıcak onlar da. Sıcak olur kavurmalarımız. Şöyle kuymaklı pide mi şimdi sürpriz demiştik size. Ha, kuymaklı pide mi? Bu sürpriz. Kuymaklı pideydi sürprizimiz. Vay! Pidenin? Evet, bu iki Karadenizli'nin buluşması olarak isimlendiriyorum bunu. Vay yani arkadaş pidenin ya. Pidenin işte en Karadenizli hali kuymaklım. İsmini de kuymaklım olarak koyduk. Abi sen o zaman bunu bir patlat, sündür, ne yapacaksan yani bir şeyler abi, yap yani bu. Ha, yeme stili şöyle. Bu ha, nasıl yeniyor bu? Ortaya söylenen böyle ortadan yenecek pidelerdendir. Hı-hı. Öyle güzel bu, öyle sündürebilmemiz için buna göre ucu bıraktık, ucu yaptık. Ha, özellikle. Böyle güzel doluyorsun abicim. Evet. Sonra Allah Allah. Bak. Uzata uzata, soğudukça daha da uzayacak. Ha, biraz sıcak olduğu evet, için şu anda. Çok kaynar. Vallahi iyi düşünülmüş bu. Evet. Olay ya. Kuymaklı. Gerçekten kuymaklı pide yani. Enteresan geldi bana. Sürpriz de güzelmiş. Getir ustam, getir. Evet. Vallahi burada bitmiyordu. Afiyet olsun. Burada bitmiyordu. Evet. Bu da şu evet. Dur şunu. Dur abi, şunu alalım. Şunu alalım. Şunun tadına baktık. Şunu bir. Masada o kadar çok ürün gelince yerler şaşırmaya evet, başladı. Vay arkadaş. Olay. Evet. Bu ürünümüz de pidellamız. Pidella. Yani çikolatalı pide. Ha, tamam. İçinde yine burada bölgede üretilen fındık kreması var. Özel hazırladığımız bir hamurumuz. Bolca üzerinde fındık. Tatlı. Pidella. Evet. Tatlı yine yetine. Pidenin tatlı hali. Vallahi güzel. Bu arada ekmeğe bayıldım ya. Ben şunun tadına bakacağım abi. Nasıl parçama? Bak şunu biraz düşünelim. Oo. Vallahi çok aşırı sıcak bunda. Ağzı yakmadan yemek lazım bir de bunu. Peki fiyatlardan biraz bahsedelim ya. Fiyatlar nasıl? Yani mesela kahvaltıda bütün ürünler var mı? Bunlar ekstralar. Tabii. Şimdi buraya karışık bir masa yaptık ama köy kahvaltımız tek konsept olarak satıyoruz onu. En az 2 ila 4 kişi arasında tüketebiliyor, yiyebiliyor. Evet. Yanında sınırsız çay ikramımızı yapıyoruz. Ekstradan da masaya kuymak veya pide ortaya söylediğinde çok rahat 4 kişilik bir ailenin doyabileceği, bu kahvaltıyla doyabileceği bir şey. Kahvaltımız da 98 TL.
Peki sabah fırınınız açık mı? Kahvaltıya gerek yok zaman. Saat 7.30'da servisimiz başlar. 7.30'dan itibaren menüde ne varsa hepsi bulunur. Ha, pide de çıkıyor yani sabahta. Pide, kahvaltı, çok iyi ya. Diğer yemekler. Kapanışa kadar tüm ürünümüz mevcut hale gelir. Pide fiyatlarımız nedir? Pide fiyatlarımız 24 liradan başlar. Hı hı. 35 liraya kadar bu aralıkta değişir. Çok güzel. Çeşidine göre, büyüklüğüne göre değişiklik gösterir. Ordu'ya geldikleri zaman sizi nasıl bulacaklar? Ordu'da Aktaşlar. Buyurun, terlediniz. Adamı terletirim. Ordu'da gelmeleri yeter. Zaten bulurlar bizi. Öyle her mi? Yerde görürler. Bir yani... şubemiz var. Ordu'ya geldiğinde mutlaka Aktaşlar'da pide yemeden geri dönmek biraz Ordu'ya haksızlık yapmış olur herhalde. Peki ben bir şey daha söyleyeceğim. İstanbul'dan takip eden izleyicilerimiz, bizi izleyenler var. Yani Ordu'ya gelemiyorlar. İstanbul'da da... Evet. İki şubemiz var galiba. Evet, Bağdat İstanbul'da Caddesi'nde. Bağdat Caddesi'nde özellikle şubemizde misafirlerimizi bekleriz. Aynı ürünlerle tüm ürünlerimiz Ordu'dan İstanbul'a gider haftalık. Kendi işletmeleridir. Fiyatlar, kendi işletmemiz. Bu Ordu mutfağını şu an İstanbul'da Türkiye'ye Bağdat Caddesi'nde tanıtmaya devam ediyoruz. Vallahi çok güzel. Hay be. Hay be. Evet. Şu güzelliğe bir bak ya. Karadeniz gezim anlam kazanmaya başladı. Kuymağı yediysek Karadeniz'e gelmişizdir arkadaşlar. Daha önce yediklerimizde kuymak yoktu. Daha öyle yani mi? Şimdi Samsun'da buraya kadar yok. Burada başlıyor artık. Aynen. Evet. Vallahi tüm detayları verdik. Ben şu masanın tadını çıkarmak istiyorum artık. Evet. Fazla da terletmeyelim. Çok terlettik. Afiyet olsun o zaman. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Daha çok yemeğimiz var size sunabileceğimiz ama hızlı kahvaltıda şimdilik bunlar. Geri kalanı misafirlerimiz kendileri Ordu'ya geldiğinde keşfetsinler. Tabii. Daha tadılacak birçok yemeğimiz var. Bunu da bilin isterim. Çok teşekkür ediyorum. Bilgi alakanızdan dolayı, samimiyetinizden dolayı. Afiyetler olsun. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.